Yusuf Kaplan. 28 Şubat 15 Temmuz ve Yarma Harekatı olarak Zeytin Dalı. Zeytin Dalı Harekatı sadece Türkiye'nin güvenliğini ve bütünlüğünü tehdit eden küresel aktörlere ve bölgesel unsurlara karşı gerçekleştirilen bir harekat değil. Zeytin Dalı Harekatı aynı zamanda hem Türkiye'nin hem de medeniyet coğrafyamızın istiklalini sağlama, istikbalini sağlama alma adımının başlangıç noktasıdır. Türkiye emperyalistlerle savaşıyor. Fırat Kalkanı ile başlayan Zeytin Dalı harekatıyla yeni bir aşamaya ulaşan bu girişim, Türkiye'yi dışarıdan ve dışarının desteğiyle içerden tehdit eden darbe, terör, kaos çıkarma, ülkeyi iç çatışmanın eşiğine sürükleme vesaire gibi girişimlerin püskürtülmesi mücadelesidir. Türkiye emperyalistlerle savaşıyor asıl. Bütün örgütler yalnızca maşa burada. Türkiye'nin emperyalistler tarafından içerden ve dışarıdan kuşatılma, durdurulma ve karıştırılma saldırılarını püskürtme, gerçek anlamda istiklal ve istikbaline kavuşma mücadelesi veriyor Türkiye. 28 Şubat ve 15 Temmuz, Türkiye'nin İslami omurgasına vurulan darbeler. 15 Temmuz süreci 28 Şubat sürecinin uzantısı son derece karmaşık, sinsi ve postmodern bir saldırılar dizisidir. 15 Temmuz'da yaşadığımız hadise bir darbe girişimi değildi sadece. Türkiye'nin kendi kaderini kendisinin belirleme girişimlerinin sona erdirilmesi için başlatılan ve Türkiye'yi diz çöktürünceye kadar çeşitli şekillerde sürdürülmesi planlanan kapsamlı, çok yönlü, çok cepheli bir saldırılar dizisinin en ürpertici ayağıydı. 28 Şubat süreciyle zihnen batıya bağımlı olan Türkiye'nin İslami bir yörüngeye kaymasını önleme sürecinde sömürgecilerin kapı kulu veya garantörlük rolünü çok iyi oynayan laikçilerle Türkiye'nin güçlenen İslami omurgasına büyük bir darbe vuruldu. 28 Şubat süreci sürgit güçlendiği gözlenen, orta ve uzun vadede Türkiye'nin batıdan zihnen ve fiilen kopmasına yol açacağı, kendine gelip bir medeniyet fikri geliştirerek Türkiye'nin ve coğrafyamızın kaderini bölge ülkeleriyle birlikte belirlemeye başlayacağı düşünülen bu ülkenin İslami omurgasının içerden, laikçi elitler üzerinden felç edilmesi girişimiydi. 28 Şubat sürecinin Türkiye'nin İslami omurgasına büyük darbe vurduğu, İslami kesimleri sekülerleştirme sürecinde göz ardı edilemeyecek ölçüde başarılı olduğu su götürmez bir gerçek. Yine 28 Şubat sürecinin beyinsiz ya da hain laikçilerin marifetiyle, İslami duyarlıkları yüksek Güneydoğu halkının İslami duyarlıklarını bastırarak, dolayısıyla etnik kimliği kaşıyarak laik PKK'nın önünü açtığı da apaşikar bir gerçek. Ama 28 Şubat süreci bütün zaaflarına rağmen bu toplumun İslami bir geleceğe doğru iyi kötü yürüme girişimini durduramadı. Altını çizerek söylüyorum. 28 Şubat süreci laikçi elitlerin bir irtica tehlikesi heyulası icat ederek toplumun İslami duyarlılıklarına ve İslami omurgasına darbe vurma girişimiydi. 15 Temmuz ise Türkiye'nin İslami yörüngesini bulması, zamanla sömürgecilerin bölgeden uzaklaştırılması yolculuğunun FETÖ maskesiyle vurulması ve durdurulması savaşıdır. FETÖ bu süreçte tam bir karartma operasyonudur, maskedir. O yüzden öncelikli olarak FETÖ maskesi kullanılarak bu toplumun bin yıllık ruh köklerini iyi kötü yaşatan, geleceğe taşıyacak olan tarikatlar ve cemaatler hedef tahtasına yatırılıyor. İkinci olarak PKK, DAEŞ ve diğer bütün terör örgütleri kullanılarak Türkiye'nin dışarıdan ve içeriden kuşatılması amaçlanıyor. Üçüncü olarak Türkiye'nin güney hattına, giderek bütün bir Arabistan yarımadasına İran yerleştiriliyor. Böylelikle hem özelde Türkiye dışarıdan terör örgütleri ve İran tarafından kuşatılıyor, hem de genelde İran'ın Arap dünyasını kuşatmasının önü sonuna kadar açılıyor. Zeytin Dalı, Üç Katmanlı Yarma Harekatı işte Fırat kalkanıyla ön denemesi yapılan Zeytin Dalı Harekatı, bütün bu saldırılara karşı başlatılan çok amaçlı bir yarma harekatı işlevi görüyor. Bu yarma harekatının üç temel hedefi var. Birincisi başta ekonomi olmak üzere ülkenin kaderini şekillendiren sivil ve askeri oligarşiye, teknokrasiye, akademiyaya, düşünce, kültür, sanat ve medya dünyasına yön, şekil ve çeki düzen veren elitler bu ülkenin ruh kökleriyle kavgalı olan elitler hala. İpler henüz bu ülkenin has çocuklarının elinde değil tam olarak. Zeytin Dalı Harekatı, iplerin tam olarak bu ülkenin has çocuklarının eline geçmesinin zeminini oluşturacak inşallah. İkincisi bu laikçi, yabancılaşmış elitlerle açık veya örtük şekillerde iş tutan, onlara bel bağlayan, 12 Eylül darbesi için Our Boys Have Done It, bizim çocuklar başardılar diyecek kadar fütursuzlaşan emperyalist güçlerin Türkiye'yi içerden karıştırma, dışarıdan kuşatma girişimlerine karşı başlatılan bir yarma harekatıdır. Üçüncü olarak emperyalistlerin açıkça maşa olarak kullandığı, Türkiye'yi her bakımdan tehdit eden terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen bir yarma harekatıdır Zeytin Dalı. Bu yarma harekatı sonuç alınıncaya kadar sürecek. Türkiye ülkenin yürüyüşünün önünde takoz gibi duran iç ve dış engelleri ortadan kaldıracak, hem bizim tarihi yürüyüşümüz başlayacak hem de bizim ayağa kalkışımız bölge ülkelerinin de toparlanmasının, ayağa kalkmasının fitilini ateşleyecek biiznillah. Kucaklayıcı bir dil ve strateji. O yüzden bu meselenin asla siyasete malzeme yapılmaması gerekiyor. Toplumun bütün kesimleri bu harekatı destekliyor zaten. İkinci olarak da toplumun kenetlenmesi, bunun içinde özellikle Erdoğan'ın bütün kesimleri kucaklayacak bir dil ve strateji geliştirmesi hayati önem arz ediyor. Böylesi bir dil ve strateji, bu konudaki çatlak seslerin kabak gibi ortaya çıkmasını ve toplum tarafından mahkum edilmesini sağlayacaktır. Vesselam. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak